Muğla mutfağından, Muğla yöresel yemeklerinden darı böreği. Darı böreğini yaparken tabii ki adı üstünde darı unu kullanacağız. Ama iç harç olarak iki farklı alternatif görmek mümkün darı böreğinde. Biri kavurmalı yapılan, diğeri ise otlu hazırlanan. Bu ikisinin de ayrı ayrı zamanları var aslında. Şöyle, eğer Kurban Bayramı'na yakınsanız ya da Kurban Bayramı'ndaysanız mutlaka kesilen hayvandan kavurma yapılır ve o kavurmayla da bir darı böreği mutlaka eşe dosta ikram edilir. Yine aynı şekilde kış dönemlerinde de karışık otun bol olduğu zamanlarda ot çeşitleri bir araya getirilerek güzel bir börek içi hazırlanır ve onunla da yine darı böreği yapılır. Diğer zamanlarda yapılmaz mı? Elbette ki yapılır. Eğer elinizde ıspanak varsa ıspanakla, pazı varsa pazıyla, maydanoz varsa maydanozla aslında birçok şeyle yapılabilir. Ama tabii ki orijinalinde otlarla, karışık otlarla, dağdan toplanan otlarla ve kavurmayla yapılandır. Biz de otlarımızı yıkadık ve incecik doğradık. İçerisinde körmenimiz var, yabani pırasa ya da yabani sarımsak da deniyor. Ispanağımız var. Aynı zamanda gelincik otumuz var. Kişniş otumuz var. Deve tabanımız var. Ve iyice harmanladıktan sonra şimdi biraz da sıra ilave edeceğim. Sıra da yöreselde sıra olarak biliniyor. Aslında Arap saçı olarak bildiğimiz ot. Rezene ile aynı familyadan olan anason kokulu, oldukça yoğun bir aromaya sahip bir ot. Dolayısıyla bu da lezzete lezzet katıyor. İçerisine taze soğan doğradık ama taze soğanla birlikte şöyle alabilirim. Taze soğanla birlikte doğradığımız kuru soğanlarımızı da ilave ediyoruz. Ve yine yerelde hayvancılık mutlaka var. Ve kendi ürettikleri sütlerden yapmış oldukları yoğurtlardan, ayranlarından ve çökeleklerinden mutlaka kullanmak yemeklerinde mümkün. Nitekim biz de şöyle bir kase kadar yine el üretimi olan çökelekten ilave ediyoruz. Biraz da tatlandırabilmek için şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz, yine bir çay kaşığı kadar karabiber ve tabii ki çörek otu. Çörek otunu birçok yerde kullanabiliyoruz aslında. Muğla genelinde hemen her yerde çörek otu kullanılıyor ki bunlardan bir tanesi de şu an gördüğünüz gibi börek içi ve birbirine yedirmek için şöyle hafif yoğurarak iyice homojen bir karışım elde etmeye çalışıyoruz. Yoğurmanın etkisiyle otlar biraz yumuşayacaktır. Dolayısıyla daha fazla otu böreğin içerisine koymak mümkün olacaktır. İlk anda ilk doğradığımız haliyle hepimizin bildiği üzere daha kabarık ve daha fazla yer alan bir durumda oluyor. Ama bunu engellemek için pişirme yapılabiliyor. Pişirme yapılacak olursa da hem lezzetinde hem besin değerinde aslında farklılıklar oluşuyor. Ama bu şekilde elle biraz yoğurarak yaptığınızda hem söndürebiliyorsunuz hem de besin değerinden ve renginden, lezzetinden kayba uğratmamış oluyorsunuz. İç harcımız hazır ve artık hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Darı böreğimizin iç harcını hazırladık. Otlu yapıyoruz ve karışık otlarla hazırladık. Şimdi de hamurumuzu hazırlayacağız. Darı unu kullanacağız. Darı dediğimiz aslında birçok yerde mısır olarak da çıkıyor karşımıza. Mısır unu olarak da düşünülebiliyor ama aslında darı dediğimiz şey mısırdan biraz farklı. Ve gerçekten darı denilen bitkinin unuyla yapılıyor, öğütülmüş haliyle yapılıyor bu börek.
1 kilo kadar darı unumuzu aldık. İçerisine tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve sadece sütle yoğuruyoruz. Yani un, su, tuz gibi düşünebilirsiniz. Lezzetlenmesi için sütle yoğruluyor. Sütümüz de yağlı süt diye geçen, yerelde yağlı süt diye geçen sağma süt. Yani pastörize market sütü değil, direkt inekten sağladıktan sonra aldığımız ve kaynattığımız sütümüz. Mısır unu normalinde birbirini çok tutmaz hepimizin bildiği üzere. Ama iyice tutturmak ve birbirine yapışmasını sağlamak için çok iyi yoğurmak gerekiyor. İyi yoğrulmazsa dağılacaktır, çatlayacaktır, kırılacaktır ve bunu engellemek için bazı yerlerde de buğday unuyla karıştırılarak yapıldığını da görebiliyoruz. Ama orijinal hali elbette ki mısır ununun kendisinin sütle yoğrulmuş hali, çok iyi yoğrularak iyice macun kıvamına getirilmiş hali. Yaklaşık 10 dakikadır yoğurma yapıyoruz ve şu an tamamen işlemiş ve iyice macun kıvamına gelmiş durumda. Ufak ufak çatlamaları ve tamamen yapışmayı görmemiz gerekiyor. Hamurun biraz ağırlaşması gerekiyor. İstediğimiz ölçüyü tutması için. Bunun için de 1 kilo kadar darı ununa yaklaşık 1 kilo kadar süt kullandık. 1 kilodan kalan sütümüz bu. Kalan bölümünü komple hamur için kullandık. Ama sütü ilave ederken azar azar ilave etmekte fayda var. Gerektikçe ilave etmekte fayda var. Çünkü fazla süt işin içerisine dahil olduğu zaman kıvamını ayarlayabilmek daha güç. Artık açmaya ve şekillendirmeye başlayabiliriz. Yerelde açarken yaslaç denilen aparat üzerinde açma yapılır. Yaslaç benzeri olduğu için ben de bunun üstünde açmayı yapacağım. Unu, mısır ununu yayıyorum ve içerisine hazırladığım hamurdan bir topak alıyorum. Altına bolca mısır unu koymamın nedeni yapışmayı engellemek. Çünkü gerçekten mısır unuyla, darı unuyla yapılan bu tarz hamurlar çok çabuk dağılabilir, çok çabuk parçalanabilir, kırılabilir. Bu nedenle elle açarken de rahat açım yapabilsin diye altına bolca darı unu serdik. Darı ununun etkisiyle çok rahatlıkla hareket ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu bir başka kaba alıp tekrar ikinci bir parça daha açmam gerekiyor aynı şekilde. Ve yine darı unundan serpiyorum bolca. Aynı boyutlarda bir tane daha hamur alıyorum. İkinci hamurumuzu da açtık aynı şekilde ve yapışmaması için arada sallayarak mısır ununun her tarafa bulaşmasını sağlıyoruz. Ve ardından artık döşemesini yapacağız. İç harç döşemesini yapabilmek için iyice açılmış olduğundan, ince olduğundan emin olduktan sonra yine şöyle bir oynatarak börek harcımızdan kenarlara değmeyecek şekilde yerleştiriyoruz.
İkinci hamurumuzu üzerine aktarıyoruz. Kenarları üzerine doğru kapatarak hava almamasını sağlıyoruz. Bu börek ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olur. O yüzden bastırarak açmaya devam ediyoruz. Yapışmaması için de arada sallamakta fayda var. Bu teknik aslında yerelde kullanılan teknik ama daha ev tipi üretimi düşünürseniz bu durumda da yağlı kağıtla da benzer işlemi yapabilirsiniz. Yağlı kağıdı altında ve üstünde tutarak açabilir ve sonrasında üstünden yağlı kağıdı çekerek de aynı hamuru elde edebilirsiniz. Yerelde yapım tekniği bu olduğu için bununla size göstermek istedim. Hamurumuz hazır. Artık pişirmeye geçebiliriz. Darı böreğimizi hazırladık. Pişirmek için elbette ki odun ateşi üzerindeki sacı tercih etmek gerekir. Ama ev ortamında da bu şekilde gazlı ocaklarda da yine pişirme yapabiliyoruz. Sacımızı ocağımızın üzerine aldık ve ısınmasını bekliyoruz. Bu arada ısınırken tereyağı ile biraz yağlamakta fayda var. Isındığını hissettiğimizde böreğimizi sacımızın üzerine alıyoruz. Isıyı iyice düşürdük ve düşürdüğümüz ısıda rahat pişmesini sağlayabilmek için ara ara da çevireceğiz. Pişme tamamlanacak bu şekilde. İlk anda çevirecek olursak dağıtabiliriz. Bu yüzden bu tarz bir spatül ya da yereldeki ismiyle lavutla çevirmeler yaparak alt tarafını tamamen pişireceğiz. Sonra yine aynı tablamızda ters çevirerek pişirmeye devam edeceğiz. Alt tarafı piştikçe daha rahat dönebilir hale gelecektir. Çünkü sacı bırakacaktır. Bunda özellikle dikkat edilmesi gereken şey mısır unu, darı unu tam olarak birbirini tutmayacağı için çok çabuk dağılabilir, kırılabilir. O yüzden buna dikkat etmek gerekir. Şimdi hemen tekrar hamurumu tepsimin üzerine çekeceğim. İkinci bir tepsi alarak ikinci bir tepsinin üzerine aktarıp ardından tekrar saca yatıracağım. Mısır ununun fazlasını üzerinden temizliyorum. Bundaki amaç mısır unu yanarsa tadını, kokusunu olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle hemen üstündeki fazlalığı aldım ve tekrar bir parça yağ ile yağlıyorum. Fazlasını da yine aynı şekilde siliyorum. Üzerine tepsimi kapattım. Tepsimi ters çevirdim. Ve yine tepsiyle
Lezzetini tereyağıyla sağlamak gerekiyor. Saf, doğal, ev üretimi tereyağıyla, yine sıcağıyla birlikte erisin, içine işlesin diye üzerine ilave ediyoruz. Bir yandan da alt tarafını pişirmeye devam ediyoruz. Tekrar alt üst ederek diğer tarafını bir kere daha pişireceğiz. Yine aynı şekilde tepsiye alıyoruz. Ve alt tarafını da yine yağlıyoruz. Ve artık servis etmek üzere tepsimizin üzerine çekiyoruz. Böreğimizi artık masamıza aldık ve servisi için doğruyorum. Darı böreğimiz servise hazır. Afiyet olsun.